İyi ki geldiniz. Ben de dünyaya tekrar gelecek olan Hazreti İsa peygamberle ilgili araştırma yapıyordum. Size anlatmam gereken oldukça ilginç konular var. Hazreti İsa peygamberin tüylerinizi diken diken edecek hayat hikayesinin yanı sıra bir de son zamanlarda yapılan oldukça ilginç bir çalışmaya değineceğim. Kıyamete yakın bir zamanda dünyaya yeniden inerek Deccale ve Yecüc Mecüc'e karşı mücadele edecek olan Hazreti İsa peygamberin gelişini hızlandırmak ve kıyameti bir an önce getirmek için akıl almaz bir girişim başlatılmış durumda. Hazırsanız başlayalım. Videonun sonuna kadar duyacaklarınızı hayretle dinleyeceksiniz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bebekliğinden bu dünyadan ayrıldığı vakte kadar başından geçen olaylar akıl almaz derecede etkileyici. Ama bir de onun gelecekte bir gün yeniden dünyaya geri döndüğünde neler yaşayacak olduğumuzu dinleyin. Tüm bunların yanı sıra İsa Aleyhisselam'ın dünyaya bir an önce geri dönmesini sağlamak için bazı kişilerin kollarını sıvamış olduğu akla zarar bir plan gündemde. Duyduğunuzda kulaklarınıza inanmakta zorlanacaksınız. Ve gözyaşlarınızı tutamayacağınız önemli bir detay da sizleri bekliyor. Şeytanlar, doğum yapmakta olan Hazreti Meryem validemize yaklaşmaya çalıştıklarında dünyayı gözlerini yeni açmakta olan İsa Aleyhisselam'ı korumak için orada bulunan koca bir melek ordusuyla karşılaştılar. Bu yüzden iblis ve arkadaşları Hazreti İsa'nın doğumu sırasında amaçlarına ulaşamadı. İblis o gün daha da hırslandı ve bundan sonra çok daha fazla insanı azdıracağını söyleyerek oradan uzaklaştı. Hazreti Meryem ise endişeliydi. Çünkü dünyaya getirdiği bebek, Yaradan'ın bir mucizesi olarak babası olmadan dünyaya gelmişti. Nasıl açıklayacaktı bu durumu insanlara? İffetiyle herkesin örnek olarak gösterdiği Meryem nasıl olur da hamile kalmış olabilirdi? Her şeye rağmen aldı çocuğunu kucağına ve düştü yetişip büyüdüğü Kudüs'e doğru yola. Allah-u Teala nasıl olsa yanında olacak, diyordu. Meydana geldiğinde tam da beklediği gibi meraklı bir kalabalık çok geçmeden Meryem ve kucağındaki çocuğun etrafında toplanmaya başladı. Daha yakın bir zamana kadar iffeti ve temizliğiyle herkesin dilinde olan Meryem, kucağında yeni doğmuş bir bebekle geri dönmüştü. "Ey Meryem!" dedi şaşkınlık içinde etrafına toplanmış olan insanlar. "Söyle bize, bu çocuk kimin böyle?" Hazreti Meryem konuşmuyordu. Sadece vücut diliyle kendisini göstererek "Benimdir," diye cevap verdi. Halkın yüreği ağzına gelmişti adeta. "Rüya görüyor olmalılardı. Ciddi olamazsın. Bizimle dalga geçme. Kimin bu çocuk?" Meryem kafasını sallayarak "Sizinle eğlenmiyorum," dedi. Olayı duyan koşuyordu. Hazreti Meryem kucağında İsa Aleyhisselam ile şehir meydanında müthiş bir kalabalığın ortasında kala kalmıştı. Yıllarca herkesin saygısını kazanmış Meryem saniyeler içinde bunu kaybetmişti. Üstelik kalabalık giderek sinirlenmeye ve Meryem'in üzerine yürümeye başlamıştı. "Bunca zaman bizimle alay mı ettin sen?" diye Meryem'e bağırmaya başladılar. Ellerine taş ve sopalar almaya başlayan birçok kişi toplanmaya başladığında Hazreti Meryem kucağındaki çocuğu işaret ederek "Sorularınızı ona sorun, o size cevap verecektir." manasına gelen bir bakış attı. Adamlar iyice sinirlenmeye başlamıştı. Yeni doğmuş bir bebek mi cevap verecekti? Herkesin gözü bebeğin üzerinde olduğu bir vakit olağanüstü bir olay yaşandı ve Meryem'in kucağındaki çocuk bir anda dile gelerek tıpkı yetişkin bir insan gibi konuşmaya başladı. "Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Her nerede olsam mübarek ve insanlara faydalı bir kişi olmam gerektiğini buyurdu. Hayatta bulunduğum sürece bana namazı ve zekatı, anneme hayırlı ve iyilik eden bir insan olmamı emretti. Beni zorba ve bedbaht bir evlat yapmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün ve tekrar diriltileceğim gün Allah tarafından bana bir selam vaadi vardır." İsa Aleyhisselam daha yeni doğmuş bir bebekken Hazreti Meryem'in kucağında dile gelerek kalabalığa seslenmişti. Onu duyanlar adeta şok geçiriyorlardı. Böyle bir olaya daha önce hiç şahit olmamışlardı. İnanılacak şey değildi bu yaşadıkları. Bu noktadan sonra Meryem'e söylenebilecek tek bir kötü söz kalmamıştı. Olaya tanıklık edenler dillerini yutmuş bir şekilde Meryem'e yol açarak onun yaşadığı yere, yani mescitteki mihrabına gitmesine izin verdiler. Bundan böyle Meryem eski hayatına geri dönmüş, Hazreti İsa da diğer çocuklar gibi normal yaşını bekleyene dek konuşmaya başlamamıştı. Artık huzurluydular.
Bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple Hazreti Meryem, İsa aleyhisselam ile birlikte Mısır'a giderek bir süre orada yaşadılar. Bu dönemde Meryem, Hazreti İsa'yı çıraklık yapması için bir boyacının yanına verdi. Ustası, günün birinde işten ayrılırken İsa aleyhisselamı bir takım işler bıraktı. Hangi elbisenin hangi renge boyanacağını gösterdi ve dönünceye kadar işleri bitirmiş olmasını istedi. Geri döndüğünde ne görsün? İsa aleyhisselam tüm kıyafetleri tek bir kazana doldurup o şekilde boyamaya kalkışmış. Ustası, ''Ne yaptın sen? Hepsini mahvettin.'' derken elini kazana atmasıyla birlikte tüm sözleri ağzına geri tıkıldı. Hangi kıyafet elini atsa tek bir kazandan çıkmasına rağmen tam da istediği renge boyanmıştı. Usta şaşırmıştı bu işe ve İsa'nın sıradan bir çocuk olmadığını anladı. İlerleyen zamanlarda İsa ve Meryem Mısır'dan ayrılarak Şam'da bir köye yerleştiler. İsa aleyhisselam 30 yaşına gelene dek burada yaşadılar. İşte her ne olduysa İsa aleyhisselam 30 yaşındayken günün birinde Cebrail meleğinin kendisini ziyarete gelmesinin üzerinden oldu. Cebrail aleyhisselam ansızın İsa aleyhisselamın karşısında belirivermişti. Kendisinin bir peygamber olarak seçildiğini belirtip insanlara ilahi emirleri iletmesini emretti. Bu dönem Hazreti İsa'nın yanında bulunan 12 arkadaşı yani İsa aleyhisselamın 12 havarisi olduğunu biliyoruz. İsa peygamber sık sık 12 havarisiyle bir araya gelirdi. Yakın arkadaşlarından birisinin ismi de İzer'di. Bir gün İzer'in kız kardeşi Hazreti İsa'ya haber göndererek onun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu haber verdi. İsa aleyhisselam derhal yola koyuldu. 3 günün sonunda İzer'in yaşadığı yere ulaştığında onun hayatını kaybetmiş olduğunu gördü. Onun kabriyle baş başaydı ve İzer'e seslendi. İsa peygamberin sesini duyan İzer dirilerek kabrinden dışarı çıktı. Bu Allah-u Teala'nın Hazreti İsa peygambere verdiği bir mucizeydi. Hazreti İsa Allah Azze ve Celle'nin izniyle ölüleri diriltebiliyordu. Bir sonraki diriltme olayı da bir hayli ilginç. Hazreti İsa 12 havarisiyle birlikte Nuh tufanı hakkında sohbet ediyorlardı bir gün. Havarileri Hazreti İsa'nın diriltme özelliğini bildiklerinden dolayı ondan bir istekleri oldu. Nuh tufanı sırasında orada bulunan kişilerden birini diriltseydi ne iyi olurdu? Bunun üzerine İsa aleyhisselam havarilerini de alarak onları bir tepeye getirdi. Burası neresi miydi? Hazreti Nuh peygamberin oğlu Sam'ın kabri. Sam'ın kabrinin hemen yanı başında duruyorlardı. O sırada Hazreti İsa Allah'a dua etmeye başladı ve olanlar oldu. Binlerce yıl önce hayatını kaybetmiş olan Hazreti Nuh'un oğlu Sam dirilerek kabrinden dışarıya çıktı. Karşısında İsa aleyhisselam ve yanındaki arkadaşlarını gören Sam şaşkınlıkla sordu. Kıyamet mi koptu? Bu yüzden mi kalkıyoruz? İsa aleyhisselam cevapladı. Hayır, ben Allah'a seni tekrar canlandırması için dua ettim. Hazreti İsa'nın havarileri Nuh tufanı hakkında merak ettikleri soruları Sam'a sordular. Gerekli cevapları öğrendikten sonra Sam tekrardan hayatını kaybederek kabrine geri döndü. İsa'nın ölüleri dirilttiğini duyan İsrailoğulları onu sihirbazcılıkla suçluyorlardı. Madem ölüleri diriltebiliyorsun, o halde bize Hazreti Üzeyr'i de dirilt. Yoksa biz seni ortadan kaldırırız. Biliyorsunuz İsrailoğulları Hazreti Üzeyr aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak görüyorlardı. İsrailoğulları daha yakın zamanda Hazreti Yahya ve Hazreti Zekeriya'yı şehit etmişlerdi. Aralarına Hazreti İsa'yı da eklemekten çekinmeyeceklerdi. İsa aleyhisselam dua etti ve Allah'ın izniyle Üzeyr aleyhisselam tekrar hayata geri döndü. İsrailoğulları Üzeyr aleyhisselama Hazreti İsa'yı göstererek ''Bu adam hakkında bize söyleyeceklerin var mı?'' diye sordular. Üzeyr aleyhisselam ''Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir.'' diye cevapladı. Fakat İsrailoğulları tatmin olmuyordu. ''Sen sadece ölüleri mi diriltebiliyorsun? Başka bir şey yapamaz mısın?'' Bu bile yeterli gelmemişti ona inanmaları için. ''Bize yarasa yap, sana inanalım.'' dediler. İsa aleyhisselam çamuru eline aldı, ona kuş şeklini verdi. Sonra Allah'ın izniyle ona üfürünce elindeki çamur yarasaya dönüşerek kanat çırpmaya başladı ve uçarak gözlerden kayboldu. Bu arada altını çizelim ki çamura can veren Hazreti İsa değildi. Ona can veren yine Allah-u Teala'nın kendisiydi. İsa aleyhisselamın çeşitli mucizelerine zaman zaman 12 havarisi de şahit oluyordu. Üzerlerine gökten kocaman bir sofra indiği gün hepsi birlikte afiyetle onlara bahşedilenleri yedikleri bile olmuştu.
Anadan doğma kör bir adamın tekrar görür hale gelmesine vesile olan da yine İsa aleyhisselamdı. Günün birinde Hazreti İsa, İsrailoğullarının olduğu bir yerde onlara şöyle seslendi. Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın gönderdiği bir peygamberim. Benden evvel gönderdiği Tevrat'ı tasdik eden, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyen bir peygamber olarak gönderildim, dedi. Diğer ismi Ahmet olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyordu. İsrailoğulları tüm bunlara rağmen Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul etmemek için türlü türlü yollara başvuruyorlardı. Kendisine İncil indirilen Hazreti İsa, peygamber olduktan sonra yıllarca çalışmış ve Allah'ın kitabı ve dini için mücadele etmiş fakat yine de İsrailoğullarını yola getirebilme imkanına erişememiştir. Şahit oldukları bunca mucizeye rağmen Hazreti İsa ile zıtlaşmaktan vazgeçmemişler ve onun sihir yaptığını söylemişlerdir. Hazreti Yahya ve Zekeriya'dan sonra sıra Hazreti İsa'nın şehit edilmesine gelmişti. Onun aleyhine kampanyalar başlatıldı. Birçok kişi Hazreti İsa'nın yalancı olduğunu savunuyordu. Yanındaki destekçileri 12 havarisi hariç. Onlar yemin etmişlerdi. Ey Rabbimiz, dediler. Biz senin birliğine inandık. Peygambere tabi olduk. Bizi senin birliğine şahit olanlarla birlikte yaz. Hazreti İsa, İsrailoğullarının kendisini öldürmek istediğinden haberdardı. Bu yüzden gizli bir yere çekilmişti. Onun yerini sadece 12 havarisi biliyordu. 12 havarinin içlerinden bir tanesi casusluk yaparak Hazreti İsa'nın yerini İsrailoğullarına yetiştirdi. Bunun karşılığında İsrailoğullarından güzel bir ücret almıştı. Bu yaptığı yanına kalacak mıydı peki? Tabii ki hayır. Bakın şimdi neler neler yaşanmış. Hazreti İsa'nın yerini ispiyonlayan adam, İsa'yı öldürmek isteyen İsrailoğullarıyla beraber düştü İsa'nın gizlendiği eve doğru yola. Oraya ulaştıklarında hepsi birden içeriye doluşmaya başladılar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek İsa peygamberi aldı ve onunla beraber göğe yükseldi. İsa peygamber için semada onun adına tahsis edilmiş mübarek bir mekan vardı. Cebrail meleği, İsa peygamberi güvenli bir şekilde yeni evine, tekrar dünyaya geri döneceği güne dek yaşayacak olduğu yere yerleştirdi. Yeryüzünde ise evin içine doluşan adamlar evin her yerini didik didik aramaya başladılar. Hazreti İsa'nın yerini ispiyonlayan adam da onlarla beraberdi. Derken adamlar, işte bulduk, buradasın, dediler. Hazreti İsa'yı evin içinde yakalamışlardı. Daha doğrusu yakaladıklarını sanıyorlardı. Çünkü İsa olarak gördükleri kişi aslında para karşılığında casusluk yapan adamdan başkası değildi. Ama her ne olduysa adamların gözüne o an sanki Hazreti İsa oymuş gibi görünüyordu. Adam adeta şekil değiştirerek İsa'nın suretine bürünmüştü. Casusu İsa peygamber diye yakalayıp sürüklemeye başladılar. Adam bağırıyordu. Ne yapıyorsunuz? Ben İsa değilim. Bakın bana siz para verdiniz. İsa'nın yerini göstermem için, dedi. Ama adamlar ona inanmıyordu. Çünkü Hazreti İsa tam karşılarında duruyordu. Bizi kandıramazsın, dediler. Adam ne kadar çırpındıysa da kendisinin İsa olmadığına bir türlü kimse inandıramadı. Ağlayıp sızlama, dediler. Nasıl olsa sen ölüleri diriltebiliyorsun, az sonra kendini yeniden diriltirsin, olur biter, dediler. Ve adamın çığlıklarına rağmen onu idam ederek hayatına son verdiler. İsrailoğulları Hazreti İsa'nın cansız bedenini zevkle izliyorlardı. Fakat üzerinden çok geçmeden çok içinde kaldılar. Çünkü az önce Hazreti İsa olarak gördükleri adam artık Hazreti İsa olarak görünmüyordu. Ne yapmışlardı böyle? Bu adam gerçekten de onlara casusluk yapan adamdan başkası değildi. Yanlış kişinin canını almışlardı. Ama nasıl olurdu bu? Nasıl kimse farkına varamamıştı onun İsa olmadığının? Hiçbiri gerçekten ne olduğunu anlayamadı. Halbuki Kur'an-ı Kerim inene kadar uzun bir süre yaşama hakları olsaydı belki şu ayeti okuduklarında o gün başlarına ne gelmiş olduğunu öğrenme fırsatları olacaktı. Ali İmran Suresi. Onlar Hazreti İsa için bir tuzak hazırladılar, Allah da onların tuzağına bir başka tuzakla karşılık verdi. Evet, İslam inancına göre Hazreti İsa peygamber o gün ölmeyerek Allah tarafından göğe yükseltilmişti ve kıyametten önce tekrar geri dönecek olduğu günü bekliyor. Fakat bazıları onun bir an önce geri gelmesi ve kıyametin kopması için oldukça istekli gibi görünüyor olacak ki Amerikalı bazı bilim insanlarının da işin içinde olduğu İkinci Geliş Tarikatı isimli bir gruptan bahsediliyor.
Projeye göre sözde klonlanarak üretilmiş bir Hazreti İsa ceninini gönüllü bir bakire kızın rahmine yerleştirerek doğmasını bekleyeceklermiş. Klonlamaya gerekli DNA örnekleri için de dünyanın çeşitli yerlerindeki kiliselerde bulunduğu iddia edilen Hazreti İsa peygambere ait olduğu düşünülen saç ve kan örnekleri kullanılacakmış. Doğum gerçekleşirse tarih sıfırlanarak yıl yeniden bir olarak başlayacak. Evet, birileri fikirlerinde oldukça ileriye gitmiş gibi görünüyor. Hristiyan din adamları da haklı olarak böyle bir konunun ne bilimsel ne de dini açıdan hiçbir tutarlılığı olmadığını savunuyor. Üstelik bir de ruh konusu var. Sanırım birileri ruhun DNA örneklerinin çok ötesinde bir şey olduğunu akıl edememiş gibi görünüyor. Onlar uğraşa dururken, şimdi gelin ne zaman gerçekleşecek olduğu bilinmeyen, tarihi yalnız Allah katında olan Hazreti İsa'nın geri dönecek olduğu o günler geldiğinde neler yaşanacak olduğuna değinelim. Deccal'in ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. İsa aleyhisselam yükseltilmiş olduğu göğün katmanından tekrar yeryüzüne, Şam'da bulunan Ulu Cami'nin minarelerinden birine inecek ve Hazreti Mehdi'nin de yardımıyla birlikte önce kıyametin büyük alametlerinden biri olan Deccal'e karşı mücadele ederek onun hayatına son verilecek. Fakat henüz bitmedi. Sırada insan nüfusunun büyük bir bölümünü yok edecek bir felaket yer altından çıkmaya hazır bir şekilde bekliyordur. Yecüc-Mecüc toplulukları. Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı bir set ile aramıza engel koyduğu Yecüc-Mecüc toplulukları serbest kalacak ve her tepeden dünyaya yayılarak insanoğlunun büyük bir bölümünün yok olmasına sebep olacak. Hazreti İsa peygamberin dünyaya yeniden inmiş olduğu bir dönemde yaşanacak olan bu olay, İsa aleyhisselamın Allah'a dua etmesi üzerine bir gecede Yecüc-Mecüc topluluklarının boyunlarında bir hastalık çıkacak ve hepsi birden yeryüzünden silinip gidecekler. Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne ikinci gelişinde bu dünyada 40 yıl kadar yaşayacağı rivayet edilmekte. Bu arada birçok kişinin aklına takılan şu soru. Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya yeniden gelecekse nasıl oluyor da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam son peygamber oluyor? Bu noktaya dikkat. Hazreti İsa peygamberin yeniden dünyaya inişi tüm dünyada coşkuyla karşılanacak ve Hristiyanlar Mesih'e ''Ya Mesih, sen evvelki hayatında bize gelmiştin, yine bize geldin'' derken Yahudiler de ''Ya Mesih, senin ailen bizden, sen bize geldin'' diyecekler. Herkes İsa'nın kendi dinleri üzerine yeniden dünyaya inmiş olduğunu düşünürken İsa aleyhisselam şöyle diyecek. ''Rabbimiz beni hak din olan İslam üzerine indirdi.'' Yeryüzüne geri dönmüş olduğu bir vakit Hazreti Mehdi Beytülmakdis'te sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sırada Hazreti İsa aleyhisselam onların yanına gelecek. Onu gören Hazreti Mehdi İsa'yı öne geçirmek için geriye çekilse de İsa aleyhisselam elini Hazreti Mehdi'nin omuzuna koyarak "Hayır, geç öne ve namazı sen kıldır." diyerek Hazreti Mehdi'nin imamlığında sabah namazını kılacak. Hazreti İsa aleyhisselam peygamber olarak değil, tam da kendi duasında ve tüm peygamberlerin duasında olduğu gibi Hazreti Muhammed'in ümmetinden biri olarak dünyaya yeniden inecek. Her peygamber ümmeti Muhammed'den olmayı arzulamış olsa bile Allah-u Teala sadece Hazreti İsa aleyhisselamın duasını kabul etmiş ve onu Hazreti Muhammed'in ümmetinden biri olma şerefine kavuşturmuştur. Peki ya şu anda bu videoyu izlemekte olan herkes? Milyarlarca insana, hatta peygamberlere bile nasip olmamış bu özelliği hak kazanmış olan bizler, sahip olduğumuz bu en büyük gönül servetinin kıymetini unutmamak ümidiyle.